şimdi hastalık algısına dönebiliriz. Madem inandık ki ya da inanmak zorundayız ki yüzde yüz hastalık Allah'ın projesidir. Tıpkı kiraz ağaçlarını çiçekli kirazlı yarattığı gibi. Sonra da on sene sonra o ağacı kuru bir odun haline getirmeyi murad ettiği gibi Allah'ın. Bize uykuyu kader olarak yazdığı gibi, yaşlanmayı kader olarak yazdığı gibi, bilerek, isteyerek ve sonuçlarını da yaratarak hastalığı yaratmıştır Allah. Ahmedi yarattığı zaman Allah, Asiye'yi yarattığı zaman Allah. Yani ana ceni, ana karnında, ana rahminde bir cenin yarattığı zaman Allah hangi Allahsa onu filan hastalığa müptela ettiği zamanda o o Allah'tır. Dolayısıyla mümin Övle ezanı okunduğunda Allah'ın onu çağırdığını bilip Allah'ın huzuruna dikildiği zaman hangi insansa hastalandığında veya bir yakını hastalandığında doktor olduğunda hemşire olduğunda hastane görevlisi olduğunda ambulans şoförü olduğunda övle ezanını duyan mümin gibi olmak zorundadır. Bu dünyada övle namazıyla Allah'ın mülkü olduğu için bu dünya övle namazıyla hastalık arasında ikisini de projelendiren kişinin makamın Allah olması açısından bir fark yoktur. Bunun için haykırarak diyorum ki cami imamı kimse bu kainatta bir dahiliye doktoru da odur. Cami cemaatinden öğle namazını kılmak için abdest alıp camiye giden bir mümin kimse hastanede dahiliyenin önünde sıra bekleyen hastada odur. Aksi takdirde sekülerizme iman etmemiz lazım. Hastane başka cami başka dememiz lazım. Birinci maddede ne dedik? Allah'ın mülkündeyiz. Onun kabzası altındayız. Allah'ın iradesi dışında bir karıncanın ayağının bile kırılması mümkün değil olan bir dünyada 3 yaşında küçücük bir çocuğun kanser tedavisi görmesi 5 yaşında bir çocuğun ciğer ameliyatı geçirmesi 2 yaşında bir bebeğin taşımakta zorlanacağı kadar kalın bir gözlüğü ömür boyu taşımak zorunda olması öğle namazından farklı değil projenin sahibi olarak eğer bunu böyle düşünmezsek caminin Rabbi ile hastanelerin Rabbi arasında fark görüyoruz demektir. Bu sebeple ben öğle ezanı okunduğunda abdestimi alıp camiye giderken hangi Allah'ın murakabesi altında bunu yapıyorsam filan yerimdeki hastalığın tedavisi içinde hastaneye giderim. Hiç kimse bana seni doktor tedavi etti diyemez. Tıpkı camide ben namaz kılarken senin namazını imam kabul etti diyemeyeceği gibi. İmam orada önümde duran bir semboldür sadece. Benim namaz kılmamı emreden de namazımı da kabul eden veya etmeyen Allah'tır. Hastalandığımda bana hastalık veren de Allah'tır. Beni tedavi eden doktor değildir. Cami imamının bana namaz kıldırdığı gibi doktoru da Allah önüme Namaz kılmam için imamı gerekçe gösterdiği gibi doktoru da gerekçe göstermiştir. Hiç hasta olmamanı da yazabilirdi Allah. Sana kader olarak hastalığı yazdı. Seni filan doktorla karşılaştırdı. Filan ilaçla senden önce binlerce hasta ayağa kalktı. Sportmen oldu. Sen o ilaçla yan tesirden mezara girdin. Çünkü doktor, hasta, hastane, hemşire Bunların hiçbiri Allah'ın projesinde sonradan görüşülmek üzere diye ertelenmiş şeyler değildir. Ben hastaneye gittiğimde benim tedavi için önüne oturacağım doktorun kullan bana zerk edilecek iğnedeki filan ilacın işte mesela mısırdan yapılan mısır bitkisinden yapılan ham maddesindeki mısırın Brezilya'da bir tarlada tohum olmasından en az 5000 sene önce Allah o mısır tohumu Almanya'da bir fabrikada ilaca dönüştürülecek onun işte milyonda biri kadarı bir iğnenin içine konacak İstanbul'da filanca hastanın damarlarına zerk edilecek o hasta da onunla iyileşecek diye yazan Allah'ın kuluyum ben hastalık Allah'ın kabzası dışında değil hastane Allah'ın kabzası dışında değil. Hemşire uzakta değil. Hep beraber Rabbimizin kullarıyız. Doktor, hasta, hemşire, hepimiz sağlık görevlisi veya sağlık düşmanı kimsek? Hepimiz Allah'ın görevlisiyiz. Allah ölümü de yarattığı gibi hastalığı da yaratıyor. Şifayı yarattığı gibi şifasızlığı da yaratıyor. Peki bize ne düşüyor burada? Cihat düşüyor. Cihat düşüyor. Kur'an'ımız ne diyor? Hepiniz topluca cephelere dağılmayın buyuruyor. Kur'an, hepiniz cephelere dağılmayın. Bir kısmınız Medine'de kalsın. Cephelerdekiler geri geldiğinde onlarla ilgilensinler diyor. Doktorum, hemşirem, sağlık görevlim, ambulans görevlisi Allah'ın izniyle cephe görevlisidir. Evet elinde silah yok, iğne var. Elinde sadece reçete yazan kalem var. Laboratuvarda çalışan görevli hiçbir şey yapmıyor değil bir müminin bir insanın hatta mümin olması da gerekmiyor bir insanın sağlığı ile ilgili tali görevlerden bir görevde hayır o da cephede o da Allah için iş yapıyor çünkü yeryüzünde insana hizmet için insanı ayakta tutmak için yapılan bütün çalışmalar Kabe'de tavaf etmek gibi Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri başında selam vermek gibi bu ümmetin anlayışı açısından ibadettir. Doktor ibadet halindedir. Hasta da ibadet halindedir. Ne zamana kadar? Nereden beni buldu bu sıkıntı dediği ana kadar. Hastalığı Rabbim'den bilirim. Şifayı da onun verdiğini bilirim. Hastaneye koşarım, eczaneye koşarım. Bu sürecimi de öğle namazına koşar gibi meleklerin yazdığına vallahi iman ederim